Bir yandan da elbette Amerikan demokrasisinden bahsediyoruz ama katılım da Amerika'da büyük tartışma yaratıyor. Bundan önceki katılım oranlarına baktığımızda çok düşüktü ama sanırım Burak Hocam ne der? Bir önceki seçimde bir motivasyon vardı sandığa gitmede. Belli bir rakam eşiği geçilmişti. Benim açıkça merak ettiğim noktalardan biri de katılım ne olacak? Çünkü bir önceki seçimde... Şimdi galiba %66'ydı değil mi? Hayır, Şu ana kadar. 62,8. Efendim? 62,8. Ama pandemi 8. vardı. Amerika'da erken oy ve mektuplu oy kullanma sistemleri vardı. Çok tartışılan o mektuplu oylar. Gecenin başında Trump çok öndeydi. Oy sayımına baktığımızda bilmiyorum hocam da bu onlar konuda. Sonra açılacak galiba. Önce hatta. Gerçekleşen oylar açılacak. Evet. Sonra erken ve mektuplu oylar açılacak. Evet. Farkın kapanmasının sebeplerinden biri de hatta Biden'ın öne geçmesinin sebeplerinden biri de oydu. Trump da çok eleştirmişti mektuplu oy kullanmayı. Benim açıkçası gece boyu merak ettiğim noktalardan biri de katılım oranı ve o katılım oranının adaylara nasıl yansıyacağı olacak. Bir değerlendirelim. Şimdi buyurun. Haktan açılışta anlattı. Bir Burak Küntay'a hocam, buyurun. Rica edelim. Estağfurullah. Buraya gelmenizi. Karmaşık bir sistem. İşte reklam arasında da konuştuk. Burak Hoca diyor ki böyle olursa hani hiçbiri yeterli delegeye de ulaşamayabilir. Ulaşamayabilir mi? Evet, hocam, ulaşamayabilir diyor. Örnekleri de var diyor. Sandığa gitme oranı, motivasyon, diğer seçimden bilmiyorum. Konuklarım da katılır mı? Siz de katılır mısınız? Yani Kamala Harris biraz daha geç başladı yarışı ama tek motivasyonu sanki dikkat, Trump gelebilir. Aman bu son seçim, Trump gelmesin. Yani tek seçim vaadi bu gibi. Trump ama böyle hala etkili şeyler söylemeye devam ediyor. Bir politik ortaya koyuyor. Evet, tanıyoruz başkanlığını. Kamala Harris'i hiç tanımıyoruz. Öyle Mike Pence gibi bir aktif de, yani dinamik bir başkan yardımcılığı da yapmadı. Geri plandaydı Biden'ın arkasında. Böyle çok flu, çok kurumsal, kamusal bir karakter gibi görüyor. İşte bu seçmeni, o motivasyon düşüklüğünde etkili midir seçmen üzerinde? Şimdi efendim, bu akşam A Haber'de farklı bir şey yapalım dedik. Değil mi hep birlikte? Evet. Ne yapalım dedik? Hem sistemi biraz anlatalım. Hem de bugün Amerika dışında neredeyse bütün ülkeler bugün ve yarın Amerikan seçimlerine kendi ülkelerininki kadar böyle stüdyolar kurup ehemmiyet veriyorlar. Özellikle Avrupa değil mi? Tabii. Ben birkaç haftadır Orta takip Doğu'da ediyorum. Çok farklı yayın değil. Yıkılmış durumda ABD seçimlerine. Neden? Yani Ukrayna ve Rusya herhalde Amerika'dan daha çok izliyor şu an bu evet. durumu. Mesela Çin herkesten daha çok izliyor. Niye? Körfez. Çünkü bu ülkenin seçilecek başkanı ve, ama altını çizerek bir şey söylüyorum, daha sonra açıklayacağım. Nasıl seçildi? Ne şartlarda seçildi? Asıl soru bu. Bütün dünyayı çok yakından ilgilendiren bir şey. O yüzden bu kadar Amerika ile bütün dünya uğraşıyor. Bir. Şimdi sorunuza geleyim. Üniversitedeyim, 17 yaşındayım. Birinci sınıf, ilk Amerikan siyaseti dersim. Ben yok. Bir hocamız geldi. Amerikalı. Dedi ki Amerika'nın resmi olmayan başkan seçilme kriterini söyleyeceğim size dedi. Bekliyoruz. Tahtaya yazdı. O zaman tabii hala tebeşir evet, kullanılıyor. WASP W'yla ve WASP tire M yazdı. Tabii şimdi anlıyoruz biliyoruz da o zaman fikrim yok. Bakıyoruz böyle. W white yani beyaz olacak başkan. AS Anglo-Sakson. Anglo-Sakson. P Protestan veya alt mezheplerinden biri. M de male yani erkek. Tamam. Bu dedi Amerikan başkanının resmi olmayan dur. Bahsettiğim tarih 90'lar. Male dışında hiçbiri hepsi yıkıldı herhalde. Tamam. Değil şimdi mi? Bak diğer 90'lar yani 100 yıl öncesinden bahsetmiyorum. 200 yıl demiyorum. 50 yıl da demiyorum. 96. Şimdi Kennedy'yi saymazsak beyazı ve Anglo-Sakson'u Obama ile gitti. Evet. Valla az kaldı. Protestan hikayesi de ortadan kalkıyordu. Sanki Obama ile. Bir M kaldı dediğiniz gibi. Evet. M de Hillary Clinton'la zorladı. Kamala Harris'le göreceğiz. Belli bir neticeye ulaşabilir. Şimdi bunu neden anlattım? Bunun yanında bir şey daha söylemişti. Hiç unutmam. Amerikan başkan yardımcıları, başkanlar öyle birini seçer ki kendinde eksik olan şeyleri tamamlasın diye. Yani bu ne demek? Erkekse kadın. Ama bu 2000'lerden sonra. İlk defa biz bunu Alaska valisiyle gördük. John McCain Obama'ya karşı seçmişti.
Alaska var. Alaska güzelliydi kadın. Hatırlayın. Şey, gençse yaşlı, vali ise senatör, kuzeydense güneyden. Mesela Lyndon Johnson, Kennedy, Bush, Cheney. Yani kendinde olmayan eksikleri tamamlıyor. Tamam mı? Bir. Bir şey daha var. Amerika'da seçimlerde oy kullanma oranı en baba yiğidi, yani en böyle tavan yaptığı dönem 62.8 ile 32'den sonra bunları sayabiliyoruz bu arada. 32'den öncesi yok. 1932. 1964 seçimler. 62.8. Şimdi hatırlayalım, 64 seçimleri kimin seçimi? 60'ta Kennedy seçilmiş, vurulmuş. Hocam. Yerine o psikolojiyle yardımcısı Lyndon Johnson aday oluyor. Bütün Amerika destek böyle arkasında. Bir tepki, siyahi hareketi, Martin Luther King vurulmuş falan filan. Bütün bir ekosistem seçime yükleniyor, 62.8. Tamam. İlk defa biz bunun aynı rakamı, birebir aynı rakamı. O günden sonra bir daha hiç kimse ona yaklaşamadı. 40'lara düştü oldu. 40'lara düştü oldu. 66 var en son. 66, %66 yok yeni mu? Yeni ama o, 66 yeni. Ha, 66, yeni. 2020'de. Hangisi abi? 2020'de 66. 2020. Ha. Şimdi en son böyle seçim, 2020'de de aslında tam öyle değil. Anlatacağım birazdan. En son tavan yaptığı seçim bu Biden'la Trump'ı seçmiş. Çünkü 2020, bir önceki seçimlerde evet, 66.6. çok net bir şeyi gördüler. Trump'ın önüne geçmek için daha önceki seçimde Hillary Clinton'ın tamamen karakteri, yapısı ve sevilmemesinden dolayı ki bütün bizim gibi Amerika çalışan akademisyenler Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de burada ilk patlama sebebi budur. Bir de Burak Hocam, o seçimde yani bir önceki Donald Trump'ın seçildiği, yani Hillary 2016'da. Clinton'a karşı seçildiği 2016'daki seçimde, yani Demokrat Parti seçmeninin birazcık daha Biden'ı isteyip de hani seçmene rağmen Hillary Clinton aday göstermesi de biraz bir tepkiydi. Ardından Biden aday gösterilince hani Demokrat Parti seçmeni Donald Trump karşısında hani ikinci defa sandığa daha güçlü gitti yorumları da var 2020'de. Katılır mısınız? Aslında katılmam. Öyle mi? Hiç katılmam. Niye? Şundan katılmam. Birincisi, o seçimde bazen şey derler, Trump alıyordu zaten. Hayır ya. Trump kendi inanmıyordu alacağına. Chris Christie var, New Jersey valisi. Trump buna diyor ki ön seçimlerde, arkadaş diyor, ben nasıl olsa kazanamayacağım. Dolayısıyla seni destekleyeyim, sen de bizi görürsün. Çok amiyane tabirle konuşuyorum ama aynen böyle bir konuşma var arasında. Chris Christie açıkladı, Trump da hayır demedi. Tamam. Kendi inanmıyor seçileceğine. Peki ne oldusu ayrı konu. Sanki şimdi biraz da Kamala Harris'te onu görüyoruz değil mi? Kendisi inanmıyormuş gibi seçileceğine. Şu yani fark vardı o zaman. Ben Biden'ın devamlı olmayacağım dedi sadece. O kadar başka Amerika'da hiçbir şey bilmiyoruz. Eğer başkan 8 yılını yani 4 artı 4'ünü doldurduysa genelde başkan yardımcısı aday olur. Kural mı? Evet. Değil. Ama adet gibi bir şeydir bu. Yazılı olmayan bir kural. Peki size soru. İzleyicilerimiz de düşünsün. Fena da değildi sağlığı o zaman. Neden Biden aday olmadı? 2016'da. Evet, aday olmadı. Ön seçime girmedi. Neden? Neden? Size sorayım. Çünkü oğlu öldü. Ha, o dönem. Psikolojisi rezalet. Adam dedi ki ben girmiyorum bu toplara. Zaten Hillary aportta bekliyor, ben yapacağım bu işi diye. Girdi ve aslında çok da büyük sarsıntı olmadan kazandı. Evet. Şeyden bahsediyorum. Donald ön seçimden bahsediyorum. Ha, şimdi karşısında biz hepimiz bakarken şöyle baktık. Donald Trump'ın konuşmaları, üslubu falan mümkün değil ya alması Donald Trump'ın. Ama bir şey hesap etmedik. Hillary o kadar sevilmeyen, o kadar antipatik bir aday ki demokratlar sandığa gitmedi. İşte o seçimde bu olunca 2020 yılında bütün demokrat... Hocam bu Kamala ile Hillary'nin şeyi, o böyle kadınların bir ortak özelliği mi var? Kamala da son anda başkan adayı yapıldı. Aslında yapılmadı. Neden bu kadınlara karşı Amerikan toplumunun bir antipatisi mi var? Hocam, aynı mevzu değil ama sorunun cevabı aslında çok önemli bir soru sordun. Yani olaylar farklı. Antipati demeyelim ama bak hadi size bir şey söyleyeyim, garip gelecek. Kamala Harris nasıl kendini takdim ediyor? Asyalı siyahi. Değil mi?
ya bir siyahi başkanın aday olma ihtimali var. Amerika için bu iş önemli. Bir de kadın, ama onu ilk seçenekte zaten kullanmadılar. Bir de kadın ama Kamala. Şimdi kadın tarafını bir kenara koyuyorum ama önemli. Ya yani siyahi biri 1960'lara kadar büyük darbeler yemiş. Martin Luther King hadiseleri yaşanmış. Ama denendi göründü Obama ile iki dönem zaten artık o siyahi bir başkan adayının o cazibesi biraz kaybolmuş. Hocam normal şartlarda aslında mı? Kamala Harris'in yani nesnel düşünürsek Donald Trump karşısında çok daha yüksek bir oy alması beklenirken aslında o performansı göremiyoruz. Şimdi Hillary'de de aynısını göremedik. Mesela Donald Trump'la Hillary'nin yarışında pek çok böyle yayında, canlı yayında hatta birbirimize de o zaman çok iyi hatırlıyorum. Pek çok kişi dedi ki Hillary kazanacak, Hillary kazanacak. Böyle hatta şey nasıl olur? Pek çok kişi değil, herkes. İşte pek çok kişi. Pek çok kişi biraz ihtimal bırakıyor. Hayır. Bu işle ilgili çalışan, herkes verilerle çalışan herkes şey dedi. Hocam konu o değil. Yani hayır, mesela ben o zaman Donald Trump demiştim. Herkes değil yani farklı var da. Atmışsın fakat, hocam. Fakat, yani yazı tura atsan %50-50 geliyor zaten. Burada Done'ye dayanarak o seçimde kimse Trump diyemez. Der hocam. Diyemez. Şöyle birazdan ben onu açıklayacağım. Yani işin politik yönünün dışında sosyolojik yönleri de var. Ama benim size sormak istediğim, neden kadın adaylar bu anlamda hani biraz bu beklenen performansı neden veremiyor? Amerikan hocam, toplumun bir özelliği burada mi? Burada 65 milyon oy almış ya. Halkta Hillary oy almış ya. Yani. Yok, ona da geleceğim. O size 65 yanılmasın. Tamam, ama önce şu Eray Hoca'nın iki soruyu cevaplayayım. Tamam, sonra da Mete Bey'in bir sorusu var. Sadece bir sonra da moderasyon. Hocam yalnız yaşlanıyorum o kadar tutamam aklımda. Hocam Hüri karşısında. Ordinaryosu dinleden devreye girerse başlayalım. Bir, bizim çalıştığımız bir açık olan, bu arada tavsiye ederim herkese, işte 270 gibi, 538 gibi halka açık, bence çok da güzel siteler var. Bunu da hep böyle tavsiye ederim bunları. Yani ücretsiz siteler. Bir de bu işle ilgili çalışan insanların üyelikli çalıştığı, para pul verdiğimiz büyük analiz şirketleri var. Şimdi bunlar kamuoyu yoklama şirketi değil, analiz şirketi. Kamuoyu yoklamalarını tutuyorlar ve analiz yapıyorlar. Trump'ın o seçimi kazanmasında en büyük faktör şuydu. Her istikamet Hillary'yi hesaplamadı. Hepimiz. Hep Trump'a yönlendiğin için. Neden? Mesela herkes der ki Trump çok oy aldı. Hayır. Bakın bakalım demografiye. Trump'ın o güne kadar aldığı oylara böyle büyük bir artış yok. Ne oldu biliyor musunuz? Üstelik 62 milyon 984 bin oy vermesi gereken seçmen, şimdi Mahmut abi senin dediğine geliyorum. 65 milyon böyle çok görünüyor ama nüfus ortalamasına ve geleneksel demokrat oya vurduğunda yeteri kadar alamadı. Bu bir. Tamam doğru da. Gelelim kadın hikayesine. Yani, erkekten fazla almış. Şimdi. Donald Trump'tan fazla almış kazandığı halde. Yani. Peki şöyle bir şey yapalım o zaman. Bir Amerika haritası var mı? Olmaz mı? Hatta şey var mı? 2020 var, 2016 var mı? Elimizde. Yani delege dağılımı mı 2016 evet. Seçimindeki hayır, delege dağılımı haritası? Mahmut abi biz öyle güzel bir yere getirdik ki. Şimdi, harita nerede? Hocam, harita pardon. Istiyor. Ha delege dağılımı haritası. Şimdi delege sayısı Mervan, var. Efendim. Şimdi 2008'de Obama'nın seçildiğinde 2004'te de 61, 60.7. Obama'nın seçildiğinde de 61. Katılım oranı artmış. Sanırım Cumhuriyetçiler bir zenci seçilmesin diye, siyahi birisi seçilmesin diye yüklenmiş olabilirler. Ama diğer taraftan da birazcık daha dezavantajlı gruplarda demokratlar Obama seçilsin diye. Ki orada biliyorsunuz ilk kez siyaset tarihinde sosyal medyanın bu kadar etkin kullanıldığı bir seçimdi Obama'nın ilk seçildiği tarih. Sonra ikinci dönemde katılım oranı düşmüş. 2016'da da düşükken Trump seçildi. Yani kuvvetle muhtemel demokratların bir kısmı sandığa gitmemiş de olabilir. Şimdi 2016 geldiğinde size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 2016 seçimleri. Ama şunu değil. Bir harita. 2016 haritası. Şimdi Amerikan seçim sistemine biz Türkiye'deki gibi baktığımız zaman çok yanılıyoruz. Ne demek istiyorum? Mahmut abi beni bu konuda biraz lütfen yardımcı ol. Bizde son seçimde kaçtır Tayyip Bey'le Kemal Bey'in
seçiminde oy kullanma oranı fikri olan var mı? Ben aklımda değil. Oy farkı mı? Hayır. 51,5'a 48. Oy kullanma oranı. Oy kullanma oranı. %88 gibi bir şey. Evet. Yani neredeyse yani 90. İkinci turda biraz düştü ama ilk turda 88. Tamam, hesabımız kolay olsun 90 diyelim. Standart gitme oranını soruyorsunuz. Evet, onu soruyorum. Tamam. 90'ı da gördük ama. Tamam. Evet. Şimdi 90 olduğunu varsayın. Hesap kolay olsun diye bu arada 90 tamam diyorum. 90 olduğunu varsayın. Bu çok ciddi bir rakam. Bir. Sinop'taki bir vatandaşın attığı oyla Artvin'dekinin, Bursa'dakinin, İstanbul'dakinin, Mersin'dekinin oyunun bir ağırlık farkı var mı? Yok. Hepsi biri Tayyip Bey'in, biri Kemal Bey'in torbasına gidiyor. 87. Harita istiyor Harita. Burak Hoca. Biri onun torbasına gidiyor. Sonra da bakıyorlar hangisinin torbasında daha çok oy varsa o seçiliyor. Alalım. Doğru mu? Şimdilik. Son sözümü bir daha tekrar ediyorum. Evet. Herkes Türkiye'nin dört bir yanından oy atıyor. Sonunda ikisini sayıyorlar. Hangisi daha çoksa oy alıyor, değil mi? Evet. Bizdeki sistem. Burada öyle değil. Ama parlamenter sistem döneminde öyle değildi. Yani daha fazla milletvekili çıkaran, yani daha yüksek nüfusu olan illerde attığı 2016 oy daha farklı yılı, bir ağırlığı bu vardı son değil mi? Yani harita. Ben İstanbul'dayken 20 milletvekili, 40 milletvekili çıkarılıyorsa Sinop'ta çıkan milletvekili... Ama oransal olarak... Mete Bey'den bir şey rica edebilir miyim? İkisinin karışımı. Hesap makinemiz sence var mı? Hadi gelin bir oyun oynayalım mı? Seçim oyunu. Üstadım bir şey rica edeceğim. Ben onu merak ettim. Hesap makinesini açabilir misiniz? Seçimi kazanmak için kaç gerekiyor? 270. Neden 270 olduğunu daha detaylı anlatacağız ama bakın ben size 13 tane eyalet seçeceğim. Bu arada oyun bu. Yani şey değil. Bunlar bir aday alması çok zor ama faraza konuşacağız. Hazır mıyız üstadım? Açtınız mı hocam hesap makinenizi? Açtım. Mete Bey de açtı. Bak, 13 tane eyalet sayacağım. Ama benim dediğim 13. 54 yazar mısınız? Bu arada bu bugünkü harita. Evet. Yazdık mı üstadım? Artı 40. Artı 30. Artı 28. Artı 19. Pensilvanya. Artı 19. Illinois. Artı 15. Michigan. Artı 16 North Carolina, artı 17 Ohio, artı 16 Georgia. Kaç yaptı? 254. 200? 54. Güzel. Bir tane daha. Kaç eyalet olmuştur? 12 muhtemelen. Güzel bir şey seçelim size. Ne var? 10. Virginia 13. 10 oldu. 10 oldu burası. 10 oldu. 10 mu oldu? Virginia. Kaç hocam o? 13. Evet. 11 oldu. Evet. Ne yaptı? 11. 258. Bir tane var. Wisconsin 10. Ne yaptı? Hocam nereye gidiyorsun? Geliyorum abi dur. Eğlen, oyun oynuyoruz. 268. 200? 68. Merve Hanım herhangi bir tane seçer misiniz? En küçüğünü seçin. Colorado. En küçüğü. New Mexico. Wyoming olsun. Adı güzel. Tamam. Peki, Wyoming olsun. Kaç yaptı Mete Bey? Kaç hocam Wyoming? 3. 271. He. 271. Kaç eyalet oldu? 14 12. galiba. 13 olması 13, lazım. Evet. Şimdi bak, iş şu. Bu 13 eyalette Mahmut abiyle ben seçime girdik. Tamam. Abi, Cumhuriyetçi mi olacaksın, demokrat mı? Ben kazandırırım kesin ya. Mahmut abi demokrat. Mahmut abi demokrat, tamam. 14 eyalet. Girdik seçime. Eray hocam Cumhuriyetçi, şey Mahmut abi demokrat. Bu 13-14 eyalette, yine rakamı faraza söylüyorum, 10 milyon bir seçmen var her birinde. Öyle bir şey yok da. 10 milyon bir. Eray hocam 5 milyon alıyor. Mahmut abi 5 milyon bir. Alamaz. Alır alır. Mahmut abi alır. Ya. 5 milyona 5 milyon bir. Her 13 bu 13 eyalette netice benim dediğim gibi. Biri 5 milyon almış, biri 5 şu milyon herkes bir. Herkes paralize oldu. Ya. Tamam. Mahmut abinin hoca. Eray hocaya attığı fark 13. Tamam. Geri kalan koca Amerika'da 37 eyalette de Eray hoca Mahmut abi bir oy bile alamıyor. Milyonlarca oy alıyor. Mahmut abi başkan. 30 milyon oy fark yiyor ama Mahmut abi başkan. Milletin iradesi yansımıyor. Anlatabildim mi mevzuyu? Şimdi mevzu bu kadar basit. Şimdi bunu dediğim zaman biri diyebilir ki ekranda bizi izleyen. Ya nasıl anlamadım? 30 milyon, 20 milyon. Tabii yalnız benim verdiğim çok böyle yani Kaliforniya ile Texas'ın böyle aynı hocam kişiye gitmesi anlaşılır kolay değil ama yani en basit örnek. Bunun olması halinde 13 oya fark atıyorsun. 13 eyalette.
Ama geri kalanlarda milyonlarca fark yiyorsun. Fakat başkan sensin. Ama bir şey ekleyeyim mi hocam? Buyur. Temsilciler Meclisi'nde süpürülüyorsun, başkansın ama yasamada herhangi bir şeye adım atamıyorsun. Bir yere asker göndereceksin. Bütçeni onaylamayabiliyor. Demokratlardan pay alman gerekiyor. Onu da denetleyen hem Temsilciler Meclisi, kabine seçeceksin. Senato'da zayıfsın. Ben Mahmut abi örneğin Eray Bey'le çalışmak istiyor. Senato onaylamıyor yani Eray Bey'i. Yani topal ördek. Yani bir anlamda tek başına... Eğer öbürleri öbür tarafa giderse. Ama biz çalışırız. Ya öyle bir şey olursa da ya böyle bir hocam. Denge denetlemede Mahmut ben abi dedi ya tam yansımıyor diye bu araya şimdi, gireyim. Dedi. Denge denetleme doğru ama şunu söyleyelim. Şimdi bu seçim sistemi bizim kafayla biraz önce bizim seçimlerden bahsettim ya. Baktığınız zaman demokratik geliyor mu? Bana pek gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Ama Amerika için çok demokratik bir sistem. Sebebini söyleyeyim çok uzatmadan adını koyalım işte. Bir cümleyle alalım hocam reklam edelim sonra konuşalım. Biz üniter bir devletiz. Çok basit. Biz de Sinop'un, Mersin'in, Çorum'un, Tekirdağ'ın, Kırklareli'nin, Kırıkkale'nin birbirinden bir farkı yok. Ama burada Amerikan Anayasası çok net bir şey söyler. Amerikan Başkanı'nın mesuliyeti Türkiye'de, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın mesuliyeti halka karşı. Bitti. Orada halka ve devletlere. Eyalet falan da değil. Biz onu Türkçe'ye çevirirken eyalet. Ama tam bizde karşı Amerika Birleşik Devletleri evet. diyoruz. Devletler. Ya mesela şunu çok gülerim. İngilizceden çevirin bana. United States of America ne diyoruz? Dediğiniz gibi. Evet. Amerika Birleşik Devletleri. Devletler. Florida State, Florida eyaleti. Onu niye öyle çevirdik, bunu böyle çevirdik? Reklamdan çünkü state konuşalım. İki anlama geliyor. Araya gidiyoruz. Aranın ardından devam ediyoruz. Gece boyunca özel yayındayız.